الحمد لله رب العالمين له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكه المقربين على سيدنا محمد من ارسله الله رحمه وهدى للعالمين وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل والصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي ويا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وانفع بنا يا رب العالمين اللهم واكرمنا بحفظ القران وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار واجعله يا ربنا نورا لقبورنا وقلوبنا وافئدتنا وابصارنا ve celehu'l varisa minna ya erhamer rahimin amma ba'du değerli aziz ve muhterem müslümanlar imran adında bir zat vardı onun eşi de bir rivayete göre adı hinne ve bir rivayete göre hanne bu zat bazı alimlere göre peygamber idi. Ve bazı alimlere göre önde gelen salih bir zat idi. Bu ailenin, bu karı kocanın çocuğu olmuyordu. Bir gün eşi bir kuşun yavrusuna yemek yedirirken gördü. Bu manzarayı görünce içinden Ah keşke benim de böyle bir çocuğum olsaydı. Bundan dolayı yalvararak, ağlayarak, haykırarak Allah'a dua etti bir bebek istedi. Bir süre sonra Hanna ve Yahna hamile kaldı. O da adak adamış. Benim doğuracağım bu bebeği Mecid-i Aksa'da hizmetçi olarak bırakacağım. O zamanda bizim gibi o insanlar Mecid-i Aksa'yı çok severlerdi. Ve öyle bir adet de vardı Mecid-i Aksa'da hizmetçi, hizmet etmek için çocuklarını bırakarlardı. Bu bayan da bu şekilde adak adamış. Ama doğurduğunda kız doğurmuştur. İnni vada'tuha unsa. Ben bir kız doğurdum. Erkek de kız gibi değildir. Yani erkek camide kalıp hizmet edebilir ama kız bunu yapamaz diye. Tabii ki Allahu Teala ne doğurduğunu bilir ayette geçtiği gibi. Allah Teala her şeyi bilendir. Bu alemi yaratmadan önce nasıl olacağını bilirdi Allah Teala. Çünkü o dilemişti. O yaratmıştı bu alemi. Bazı sapıkların iddia ettikleri gibi haşa olay meydana gelmeden önce nasıl olacağını, ne olacağını haşa Allah bilmezdi diye iddia etmeleri kesinlikle bu küfürdür. Hatta diyorlar ki hamile olan bayan erkek mi kız mı doğuracağını doğumdan önce haşa derler ki Allah bilmezdi. Bu açık bir sapıklıktır. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ve ya'lemu ma fil erham diye buyurmuştur. Yani rahimlerde bayanın karnındaki bebeği bilirdi. Ve hatta Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam sabit olan hadis-i şeriflerinde çocuk 120 günü doldurunca melek ona gelir. Onun rızkı, eceli, ameli ve Müslüman mı, kafir mi öleceğini yazardı. Nasıl dia, böyle dia edebiliyorlar? Allahu Teala her şeyi bilendi. Bu alem yaratılmadan önce nasıl olacağını Allah her şeyi bilendir. Bu kumun, bu denizin tanecikleri, kumun taneciklerini bilir. Düşen yaprakların sayısını bilir Allahu Teala. Her insanın kaç nefes alacağını, kaç lokma yiyeceğini, kaç damla su içeceğini, saçında kaç tane kıl olacağını Allahu Teala her şeyi bilir. Bunları bilir Allahu Teala. Ama bu sapık olan kişiler haşa Allahu Teala'yı insanlara benzetiyorlar. Kadın doğum yaptıktan sonra Kız mı erkek mi doğurdu hepimiz biliyoruz. Hatta şu anda doktorlar tahmin ederek 3 aylıkken veya 4 aylıkken bile çıkartabiliyorlar. Haşa onlara göre bu doktorların ilmi Allah'ın ilmini geçmiş midir haşa? O zaman Hidde veya Hanna doğum yaptıktan sonra ayete geçtiği gibi kızına Meryem ismini vermiştir ve şeytallardan savunmak için şey, şeytanlardan kurulmak için Allah'a sığınmıştır. Bir süre sonra İmran ve Hanne vefat ettiler. Meryem ortada kalmış. Kim ona bakacak, kim onu terbiye edecek, kim onu yetiştirecek, kim onu büyütecek diye herkes ayağa kalkmış. Çünkü İmran sevilen bir zat idi. Dedik ki bazı göre peygamberdi, bazı göre salih bir kuldu. Çok sevilen bir zat, sayılan, saygı duyulan bir zat olduğu için herkes ben kızına bakacağım demiştir. Olan arasında Zekeriya peygamber de vardı. Zekeriya peygamber aleyhisselam Meryem'in eniştesiydi. O da ben üstleneceğim demiş bu görevi ama ar aralarında bir ittifak olmuştur. Hadi bir Kur'a çekelim. Kime düşerse Meryem'e o bakar. Anlaştılar ki herkes Ürdün nehrine kalemini atsın. Kimin kalemi üstte kalırsa kalem sahibi Meryem'i alır. Herkes geldi, kalemini attı ve herkesin kalemi suyun dibine düşerken Zekeriya peygamberin kalemi üstte kalmış. Dolayısıyla Zekeriya peygamber Meryem'i evine götürmüş. Şimdi bu çocuk yani Meryem hem peygamber veya bir salihin kızıdır. Ona iyi bakmıştı. Hem de bir peygamberin evinde yetişmiş. Zekeriye peygamber onu yetiştirdi. Çok güzel bir şekilde yetiştirdi. Ve bu Meryem ileride en faziletli, en üstün, en hayırlı bayan olacaktır. Büyününce ibadetlere aşık olmuş bir bayan olmuştur. Hep dua eden bir bayan olmuştur. Allahu Teala onu Kur'an-ı Kerim'de övmüştür. Allahu Teala şöyle buyurdu: "Ve ummuhu siddika." Annesi sıddıktır. Yani çok yüksek mertebeye ulaşmış bir bayandır. Başka bir ayette Allahu Teala şöyle buyurmuş, buyurmuştur. وَاِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ Hani melekler Meryem'e şöyle demişlerdi ya Ey Meryem Allahu Teala seni seçti seni iffetli temiz kıldı ve seni alemlerin bayanlardan üstün kıldı sizleri onların üzerinden seçmiştir yani Meryem Hatun Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'in hadisinde geçtiği gibi gelmiş geçmiş en hayırlı, en üstün, en fazırlı kadındır. Meryem Aleyhisselam ergenlik çağına yaklaşınca artık Zekeriya Peygamber'in evinde kalması uygun değildir. Çünkü Zekeriya Peygamber onun eniştesidir, mahremi değildir. Dolayısıyla Zekeriya Peygamber ona Cami'nin bir köşesinde, bir tarafında bir oda yapmıştır. Meryem Hatun o odada hep ibadet ederdi. Sadece cami temizlemek için odasından çıkardı, hacetini gidermek için odasından çıkardı. <laughs> Ama Zekeriya Peygamber onun yanına Hal Hatun'u sormak için, bir ihtiyacı var mı yok mu diye sormak için yanında ona getirmemiş rızıkları buluyordu. Ve o dönümde bulunmayan rızıklar, bulunmayan meyveler yanında bulunuyordu. Ona sorardı, bu nereden geldi? Çünkü onun yemeğini kendisi temin ederdi. Meyvesini kendisi getirirdi. E ben bunları getirmedim. Ve Meryem tek başına gidip almıyordu. Ayette geçtiği gibi, Estaizu كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب زكريا عليه السلام مريم يلنا هر جالدين ده ديشيك ديشيك Rızıklar görüyordu. Ona derdi ki: "Ey Meryem, bunu bu sana nereden geldi?" Meryem derdi ki: "Bu Allah'tandır. Allahu Teala hesapsız dilediği kişilere istediğini verir." Daha Meryem Aleyhisselam daha genç yaştayken o keramet sahibi olmuştur. Meryem Aleyhisselam adı yayılmıştı o dönemde. Effetli, temiz, ibadet eden bir bayandır saliha bir kuldur diye herkesin dilinde dolaşmaya başladı. Bir gün Meryem Hatun aleyhisselam bir hacetini gidermek için doğu tarafına gitmişti. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذٍ تَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا Yani Meryem suresinde geçen bu olay hacetini gidermek için doğu tarafına giden gitmiştir bir haceti gidermek için. İz arsalna ileyha ruhana fetemessala laha basaran sawiyya. Allahu Teala ona Cebrail Aleyhisselam'ı göndermiştir. Cebrail Aleyhisselam da on yanına yaklaşınca yakışıklı bir erkek şeklinde yaklaştı. Burada da dikkat edilmesi gereken bir husus var değerli Müslüman kardeşlerim iz arsalna ileyha ruhana ayette ruhana geçiyor. Ruhana mealı ruhumuz. Yani burada Cibrail demektir. Haşa. Allah ruhtur veya onun ruhu vardır ve ruhunu göndermiş anlamında değildir. Buna dikkat etmemiz gerekir. Allahu Teala Eşşura şura suresinin 11. ayetinde şöyle buyuruyor. Leyse kemislihi şey Allah hiçbir şeye benzemez. Ruh ise yaratılmıştır. Ayette geçtiği gibi ve es'alunaka anir ruh yani ya Muhammed sana ruh hakkında soracaklar nedir nesiymiş diye kulir ruhu min emri rabbi onlara de ki ruh Allah'ın emrindedir. Yani bu ruhun hakikatını Allah'tan başka kimse bilmez ama yaratılmış olduğu sabittir. Vallahu Teala yaratandır, yaratılmış değildir. Dolayısıyla bu tür ayetlerde geçen min ruhi veya min ruhina yani Allah nezdinde bu başka bir mana İsa aleyhisselamın ve Adem aleyhisselamın hakkında geçen min ruhi ve min ruhina yani Allah nezdinde değerli olan ruhlardandır. Çünkü ruhlar iki kısımdır. İyi olan ruhlar, kötü olan ruhlar. İyi olan ruhlar peygamberlerin ruhlarıdır. O mübarek ruhlarıdır. Kütüller kötü ruhlar kafirlerin ruhlarıdır. Ve bu ayete geçen min ruhina yani Cebrail aleyhisselamdır. Bazı ayetlerde fenafakna şimdi bazı meallerde ruhum, diyorlar ki ruhumuzdan üfledik. Bu şekilde demek uygun değildir. Çünkü ehl-i sünnet ve cemaatın akidesini öğrenmemiş olan bir kimse burada ruhumuzdan duyduğu zaman Belki de Allah ruhtur diye zannedebilir ve üfledik sözünü duyduğu zaman zannedebilir ki Allah üflemiştir. Halbuki bu ayetin manası nedir? Allah'ın emriyle Cebrail üfledi veya ruh meleği üfledi. Yani üflettirdik anlamındadır. Allah nezdindeki değerli olan ruhlardan üflettirdi anlamında olur. Çünkü Allahu Teala kesinlikle hiçbir şeye benzemez. Cisim değildir. Işık değildir, başlangıcı yoktur, sonu yoktur, her şeye kadirdir, her şeyi bilendir, başlangıcı yoktur, sonu yoktur, göklerde değildir, aşağıda değildir, mekanı yoktur. Allah'ın varlığı kesinlikle başkasının varlığına benzemez. Allah'ın sıfatları başkanın başkasının sıfatlarına benzemez. Allahu Teala mekandan ve zamandan münezzehtir. Meryem Aleyhisselam o erkeği görünce korktu. Çöl, tenha bir yer. Bir erkek ve bir kadın var. Bundan dolayı namuslu, iffetli bu bayan o erkekten korkmuştur. Ona saldırabilir, zarar verebilir düşündüğü için korktu. Hemen müdahale etti. Sakinleştirdi. Ayete geçtiği gibi "Kâl inne mâ li demiş ki ben Allah'ın Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuğun ruhunu üflemek için geldim. Şimdi burada Meryem Aleyhisselam artık korkusu gitti ama şaşırdı. Nasıl benim çocuğum olacak? Evli değilim. قَالَتْ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ Demiş ki, benim nasıl bir çocuğum olacak? Ben Bana hiçbir erkek dokunmuş değildir ve zina yapan bayan değilim. Şaşırdı burada Meryem aleyhisselam. Korkusu gitti, şaşkınlığı başladı. Cebrail aleyhisselam ona قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّن Yani bu olay Allah için kolaydır. Bu alemi yaratan Allahu Teala'dır. Babasız bir çocuğu yaratmaz mı? Adem peygamberi babasız ve annesiz yaratan Allah'tır. Babasız İsa'yı yaratmaz mı? Yaratamaz mı haşa? Allah her şeye kadirdir. Ve nec'alehu ayeten lin وَكَانَ ve rahme ve Yani bu çocuk insanlara bir rahmet olacaktır ve Allah'ın kudretine bir alamet olacaktır. Nasıl ki Adem babasız ve annesiz dünyaya gelmiştir. Hava anamız babasız ve annesiz dünyaya gelmiştir. Aysa da babasız olarak dünyaya gelmiştir. O da Allah'ın her şeye kadir olduğuna bir delildir. Şimdi Cebrail Aleyhisselam buradan buradaki delikten Aysa Aleyhisselam'ın ruhunu öflemiştir. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَتَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيَّا Şimdi Meryem Aleyhisselam, Meryem Hatun, İsa Aleyhisselam'a hamile kalmış. Şimdi ilk önce hamile olduğunu belli olmadı. Daha sonra yavaş yavaş belli olmaya başladı. Çünkü hamilelik süresi hakkında hilaf var. Bazı tarihçiler birkaç saat olduğunu söylemişler. Bazı tarihçiler birkaç ay olduğunu söylemişler ve bazı alimler demişler ki normal bayan gibi aşağı yukarı dokuz ay sürmüştür. Şimdi Yahudiler Meryem Aleyhisselam'ın hamile olduğunu duyunca artık dedikoduya başladılar. Bazı demişler ki haca haşa bu çocuğun babası Zekeriya peygamberdir haşa. Bu tabii ki bu iftira ve küfürdür. Bir peygamberin zina yaptığını iddia etmek kesinlikle şirktir, küfürdür bu. Ve bazı demişler ki şu, bazı demişler ki bu. Ve hakeza diller arasında, diller üzerinde dolaşmaya başladı. O zaman da Meryem'in bir akrabası vardı. Adı Yusuf'un Neccar. Hatta onun hakkında da iftira attılar. Bu e, İsa ile zina yapan o bebeğin babası Yusuf'tur diye iddia edenler olmuş. Yusuf el Neccar geldi Meryem'in yanına. Ona sordu. Demiş ki ey Meryem ekinsiz tanecikler olmadan ekin çıkar mı? Dedi ki evet ilk ekin ilk tanecikler nasıl ortaya çıkmış? Yani onu şok edecek bir cevap vermiştir. Bu buğday tanecikleri Yusuf Necar Neccar soruyor ekmeden eki nasıl çıkar? Çıkar mı diye demiş ki ilk taneyi kim yaratmış? Nasıl ortaya çıkmış? Yani Allahu Teala bu tanecikleri ister buğday, ister arpa, ister başka şeyleri Allahu Teala bu ekilmeden önce yaratmıştır. Demiş ki peki babasız bir bir çocuk olur mu? Dedi ki Adem peygamber aleyhisselam babasız idi. Yani şu aklına gelen o şüpheleri unut anlamındadır. Neyse, fajaj doğum sancısı sancısı gelmeye başladı. Onu bir hurman ağacın dibine götürdü. Oradayken Meryem ağlama başladı. "Gaalat qabla Keşke bu olaydan önce ölmüş olsaydım ve unutulan biri olsaydım. Neden? Çünkü biliyor Yahudiler hakkında ne konuşacaklar. Milletin o Yahudilerin dillerinde artık sakız gibi olacaktır diye, iftira edecekler diye bildiği için keşke, ölseydim diyor ve bu ana gelmezdim diyor. فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا Onun yanından Cebrail aleyhisselam seslendi. Demiş ki üzülme, üzülme, rahat ol. İşte Allah-u Teala senin için bu ırmağı yaratmıştır. Oradan su akmaya başladı. Ve huzzi ileyki bi cizin nakhlati tusaqit aleyki rutban janiyya. Ve yasalmış olduğun ağacı salla sana olgunlaşmış rutab hurma bir çeşitidir bu. En güzeli, en mükemmellerinden bir tanesidir. Sana e, dökülsün, yersin. Fakuli ve şrabi ve karri ayna. O hurmadan ye, o sudan iç ve gözün aydın olsun. Şimdi burada deli Müslüman kardeşlerim. O ırmağın yaratılması sırf Meryem ve Aysa peygamber içindir. Ve o ağacın bu şekilde ruta vermesi yine Aysa peygamberin ve Meryem'in şanı içindir. Hepiniz biliyorsunuz hurma ağacını sallamakla kesinlikle hurma düşmez yukarıya çıkıp testeyle kesiyorlar. Ama burada Meryem Aleyhisselam'ın sallamasıyla rutab rutab olgunlaşmış pişmiş halinde onun yerdi. Hatta bazı alimler demişler ki o anda hurmanın zamanı değildi. Buna rağmen Allahu Teala Meryem ve İsa Peygamberi için bu ağaç hurma rutab vermiştir. Fakuli ve şrabi ve qarri ayna ye İç ve gözün aydın olsun. Ve emma tarayn min beşer inni nazartu savma nazartu savma falan Ye iç gözün aydın olsun ve şayet bir kimseyle karşılaşırsan işaret vererek ben Allah için konuşmaktan oruç tuttum. O zaman da bu oruç meselesi onlarda vardı Arapça dilinde. Arapça dilinde e, oruç tutmak yani uzaklaşmak demektir. Dinimizde neyden Ramazan ayında tutuyoruz? Orucu bozan şeylerden uzaklaşmak demektir. Oralarda konuşmaktan oruç tutmak yani konuşmaktan uzak kalmak demektir. Yani kimseyle konuşmayacağım. İsa Aleyhisselam'ı doğurmuştur. Amin, Meryem Hatun Aleyhisselam. Onu sarmış, aldı ve kavmına gelmiş. Ve Meryem'in korktuğu şey başına gelmiş. Gelmiş. Fe'etet bihi tahmiluh. Onu aldı, kavmına geldi. Onu görünce hemen başladılar. Kalu ya Meryem enne leki haza. Ey Meryem bunu nereden getirdin? Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in ve ma kanat ummuki baghiyya. Yani daha önce de demişler ki laqati şey'en fariyya ay Meryem çok kötü bir şey yaptın. Çok kötü bir amel işledin. Direkt haşa zina yaptığını iddia ettiler. Ya ukhta Harun ay Harun'un kardeşi. Ma kana abuki imra'a saw'in ve ma kanat ummuki baghiyya. Baban da annen de kötü insanlar değil. Zine yapan veya yaptıranlardan değiller. Sen kime çekmişsin? Ne yaptın? Burada bir parantez açalım. Demişler ya ya Uhta Harun bazı kişiler bu Harun ile Musa Aleyhisselam'ın kardeşi Harun Peygamberle bağlaştırıyorlar. Yok. Şimdi bazı kişiler nasıl karıştırdılar? Meryem'in babası adı İmran. Musa ve Harun aleyhisselamın babası adı Umran. Ve bu ayette ey Harun'un kardeşi, yani Meryem Musa ve Harun kardeşidir, yok. Evet, Musa ve Harun peygamberlerin babasının adı Umran doğru. Meryem aleyhisselamın babası adı Umran doğru. Ama bu ayette geçen ya uhtah Harun, ey Harun kız kardeşi, onun gerçek anlamda Harun'un bir kardeşi yoktur. Ama o zamanda salih, takvali bir kul, vardı. Adı Harun. Ve Meryem de takvali bir kadındı. Saliha bir kadındı. Bu takva ve saliha konusunda onun gibi olduğu için ona benzettirdiler. Yani onun kardeşi olduğunu söylediler. Ama e, Meryem Hatun ile Peygamber Musa ve Peygamber Harun'la bir akrabaları yoktu. Zaten onlardan kaç yüz sene önceydiler. Musa ve Harun aleyhisselam. Şimdi bunu böyle deyince Meryem Hatun'a işaret ona işaret ederek onu gösterdi. Yani onunla konuşunuz. Kalu keyfe men Dediler ki bu bebekle nasıl konuşacağım? Bizimle dala mı geçiyorsun? Niye sen cevap vermiyorsun? Niye bizi ona yönlendiriyorsun? Bu kandaktaki bebek nasıl bizimle konuşacak? Kâle <laughs> inni Abdullah. Allahu Teala bebek olan İsa Aleyhisselam'ı konuşturdu. Daha birkaç günlük veya birkaç saatlik bir bebek konuşuyor. Ona da şok olmuşlar. Kâle inni Abdullah. Dedi ki ben Allah'ın kuluyum. Dikkat edelim. Burada İsa peygamber haşa ben Allah'ım dememiştir. Ben Allah'ın oğluyum dememiştir. Dedi ki ben Allah'ın kuluyum. Etaniyel <laughs> kitabe. Yani ileride bana bir kitap verecektir. Ve <laughs> cealeni Yani beni peygamber kıldı. Ve <laughs> cealeni Nerede olursam olayım, bereketliyim insanları imana davet edeceğim. Bakınız Aysa peygamber bebekken bunun bu konuşması ileride ne yapacağını bir mesaj vermesidir. Ve

namazı ve zekatı bana emretmiştir. Ve berrem bi valideti ve lem yecalni şakiyya. Ve anneme karşı itaatkar biri olacağım. Kesinlikle zorba, kötü bir insan değilim ve olmayacağım. Ve berrem bi valideti ve lem yecalni cebbaran şakiyya. Ve selamu aleyye yevme velittu ve yevme ve yevme hayya. Şimdi insanlar bu üç anda çok zor durumda olacaklar. Doğduğu an çok zor. Vefat ettiği an şayet sağlam biri değil ise onun ölümü çok zor ve sağlam olmadığı için kıyamet gününde dirildiğinde ona çok zor gelecektir. Ama İsa peygamberin doğumu ve İsa peygamber ölümü, peygamberin ölümü ve İsa peygamberin dirilişi kıyamet gününde çok selamet ve rahatta olacaktır. Tabi İsa Aleyhisselam daha ölmedi ama öleceği zaman Zalika İsa ibn Meryem kavlul hakki fihi yemterun. İşte Meryem'in oğlu İsa'dır. Onların hak yolda tartıştıkları meselede işte İsa peygamberdir. Evet değerli Müslümanlar, İsa peygamber Aleyhisselam babasız olarak dünyaya gelmiş, büyümüş, peygamber olmuş. İslam'a, imana, diğer peygamberler gibi davet etmiştir. Çünkü bütün peygamberlerin dini aynıdır. O da İslam dinidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi El-Enbiya'u li'allat dinuhum vahid ve şatta. Peygamberler üvey kardeştirler. Mecaz anlamında. Onların dini birdir. O da İslam dinidir. Anaları yani şer'i hükümleri değişiktir. Ve u Teala şöyle buyurmuştur. İnned dîne indallâhil islâm. Allah nezdinde hak din İslam dinidir. Bütün peygamberleri Allah göndermiştir. Ve Allah nezdinde hak din olan İslam dinidir. Öyleyse allah Teala bütün peygamberleri aynı dille göndermiştir. İsa Hristiyanlıkla gelmiş değildir. Musa Yahudilikle gelmiş değildir. İbrahim Hanefilikle veyahut putperestlikle gelmiş değildir. İbrahim peygamber hakkında diyorlar haşa hanifi dinle gelmiştir. Hanifi diye bir din yok. Ayete geçen hanifen muslima İbrahim aleyhisselam hakkında hanifen yani şirkten temiz dinine bağlı anlamında olan bir kelimedir. Kesinlikle bazı kişiye dağıttıkları gibi İbrahim Peygamber Hanefi dille gelmiştir. Musa Yahudilikle gelmiştir. İsa Hristiyanlıkla gelmiştir. Bu doğru değildir. Bütün peygamberler İslam dille gelmişlerdir. Bütün peygamberler İslam'a davet etmişlerdir. Bütün peygamberler insanlara La ilahe illallah sözünü öğretmişlerdir. İsa Aleyhisselam da onlardandır. Daha sonra İsa Aleyhisselam Yahudiler onu öldürmeye Plan kururken Allahu Teala'nın emriyle melekler İsa peygamberi göklere çıkarttılar ve kıyametten önce tekrar inecektir İsa Aleyhisselam. Evet deli Müslümanlar. Peki İsa Aleyhisselam kışın mı, yazın mı doğdu? Bu konuda hilaf var. Yani bugünlerde Hristiyan alemi İsa Aleyhisselam'ın doğumunu kutluyoruz diye iddia ediyorlar. Bazı haber demişler ki İsa Aleyhisselam yaz aylarında doğdu. Ve bazı haber demişler ki kış aylarında doğdu. Burada hilaf var ama hangi gün, hangi ay sabit bir rivayet yoktur. Şayet sabit bir gün olduğunu biliyorsak ve o günde İsa Aleyhisselam'ın gelişi insanlar için rahmetten dolayı Allah'a şükretme niyetiyle kutlama yapılırsa hiçbir sancası yoktur. Çünkü bütün peygamberlerin gelişi rahmettir. Ayete geçiyor ya Peygamber Efendimiz hakkında. Ve ma arsalnak illa rahmeten lil alamin. Yani ya Muhammed seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Ve İsa Aleyhisselam hakkında biraz önce söylediğimiz gibi ayete geçtiği gibi ve cealehu ayeten lin ve rahme. Yani insanlar için bir delil, bir alamet ve bir rahmet olacaktır. O zaman İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişi insanlar için bir rahmettir, berekettir. Allahu Teala hepimizi peygamberlerin, evliyaların, salih kulların bereketleriyle bereketlendirsin. Vallahi Subhanahu ve Teala alem ve ahkem. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين